أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد En son geçen haftaki dersimizde arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti açığa vuruşundan bahsetmiştik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'ne çıktıktan sonra daveti açığa vuruşu, müşriklerle arasında geçen konuşma ve ilk defa haç mevsimi geleceği zaman müşriklerin kendilerine gelişi ne yapacağız? İnsanlar bu daveti duymasınlar, bu daveti duyup memleketlerine götürmesinler diye bir araya toplanıp bir konferans yaptılar. En son kendi parlamentolarında, Darun Nedvelerinde işte onun sözü sihirdir diyelim dediler. Babayla anneyi birbirinden ayıran, kocayla eşini birbirinden ayıran bir sihirdir diye böyle bir söz buldular. Ve Peygamberimiz hangi çadıra girdiyse onlar da o çadıra arkasından girdiler. Onlar ne kadar Peygamberi men etmeye kalktılarsa Allah Peygamber'e daveti daha da açıktan anlatmasına yönelik ayetler indirdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da daveti daha da açıktan anlattı. Bu şekilde müşriklerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arasında ki ilk mücadele başlamış oldu. Açıktan ilk mücadele. Daha sonra tabi haç mevsimi bitti. Panayır dağıldı. İnsanlar memleketlerine döndüler. Ama Allah'ın izniyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hemen herkese daveti ulaştırmıştı. Peygamber olduğunu, kıyamet gününün var olduğunu ve kendisinin gönderildiği davetin sadece Allah'a ibadet edip Allah'ın dışında tapılan her şeyi reddetmek olduğunu herkese ulaştırmıştı. Şimdi ortalık sakinleşince, genelde dışarıyla olan problemler bitince insanlar kendi içinde birbirlerini yemeye başlarlar. Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine baktılar bunlar. Bu adamın daveti gün be gün yayılıyor. Neredeyse içine girmediği ev kalmıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinin. Köleler köle bir bakıyorlar ki Mekke'nin büyük kısmı neredeyse Müslüman olmuş. Yani kölelerin çoğu gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor. Artık kendi aralarında bu daveti engellemeye yönelik bazı çalışmalar yapmaya başladılar. Tabi daveti engellerken bir defada Peygamber'e işkence yapmaya başlamadılar bu insanlar. Adım adım gittiler. Ta ki bu birinci adım başarılı olamayınca ikinci adıma geçtiler. İkinci adım başarılı olamayınca en son baktılar hiçbir çare kalmayınca artık Peygamberi ve sahabesini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara başladılar. İlk müşriklerin başladıkları Mekke'nin içerisinde arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a lakap takma ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresindekilerini alaya alma. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman sürekli işte müşrikler وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ dediler ki ey üzerine Kur'an indirilen adam sen delisin dediler Peygamber'e. Fakat bu söyledikleri sözler arkadaşlar kendi içlerinde mesela siyer kitaplarına baksanız buraya gelmeden kendi içlerinde yalanladıkları sözler. Yani mesela bu sözü bu fikri ortaya atıyorlar. Sonra içlerinden biri diyor ki ya derinin alametlerini biliyoruz biz. Deri dediğin yolda soyunur, şöyle yapar, böyle yapar diyorlar mesela. Kendi kendilerini yalanladıkları meseleler. Ama amaç kendileri inandıklarından dolayı değil. İnsanları buna alıkoymak için. Çünkü toplum genelde değer yargıları, cahiliye toplumunun değer yargıları olan insanlar, babalarının adımlarını takip eden insanlar, yani yenilikçi olmayan insanlar, ufukları açık olmayan insanlar, taklit müptelası insanlar için bazı sözler vardır. Söylenildiği zaman karşıdakinin artık iyiliği veyahut da anlatmış olduğu ne olursa olsun onu bitirir. Abi bu bizim toplumumuzda da var. Şimdi örnekleriyle geleceğiz inşallah konunun sonunda. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki وَقَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ كَذَّبٌ bu Muhammed nedir? Muhakkak ki bir sihirbaz ve bir yalancıdır dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için. Sihirbaz sözü geçen derste anlattığım gibi Velid ibn-i Mughire dahi Peygamberin sihirbaz olduğunu kabul etmemişti. Yani yok demişti biz sihiri ve sihirin çeşitlerini biliyoruz. Bu adam sihirbaz değildir. Söylemiş olduğu söz sihirlidir dediler en sonlar. Kendisi sihirbaz değildir. Fakat söylemiş olduğu söz sihirlidir dediler. Yalancılık meselesine gelince zaten kendi kendilerine gülüyorlardı bu sözü söyledikten sonra. Çünkü emanetleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydı. Kendi emanetlerini Peygamber'in yanına bırakıp ona ne diyorlardı? Ona yalancı bir insan diye bu şekilde hitap ediyorlardı. Ve bundan olsa gerektir ki bu adam hiçbir şekilde başarıya ulaşmadı. Ve yalnız arkadaşlar şöyle bir olay var. Bu kolay bir adım değil. Yani lakap takma, dalga geçme kolay bir olay değil. Hatta bunlar mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olan insanlara baktıkları zaman diyorlardı ki اَهَا اُولَٰئِ الَّذ۪ينَ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا
şu köleler ekibi midir? Allah'ın bizim aramızda kendilerine iyilik yapıp da işte Müslüman ettiği, sözde onların deyimiyle kendilerini kurtardıkları bu köleler midir diyorlardı. Şimdi düşündüğümüz zaman kolay gibi geliyor ama Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberin dahi bundan bunaldığını anlatıyor yani. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ اَوْ ضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اَنْ يَقُولُ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ مِنْ رَبِّهِ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. Ey Muhammed diyor, sen neredeyse sana emredileni terk edeceksin ve kalbin daralıyor onların söylediği sözlerden dolayı. Başka bir ayette diyor, فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Sen diyor nefsini böyle boğuyormuşçasına sıkıyorsun onlar sana iman etmediklerinden dolayı. Bu diğer ayette söylemiş oldukları sözlerden dolayı senin nefsin daralıyor. دَاِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ. Yani seninle için daralıyor diyor Allah subhanahu ve teala. Peygamber olmasına rağmen yani bu aşama öyle kolay bir aşama değildir. Lakap takma, Müslümanlara sözle eziyet etme, onları kötü isimlerle isimlendirme, bu dalga geçme eylemi kolay bir eylem değildir. Peygamber başta olmak üzere ve sahabe de beraberinde bu olaylarda canları çok sıkılıyordu. Peki Allah subhanehu ve teala bunu nasıl mualece ediyordu arkadaşlar? Yani bu ortamı Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sıkıntısını neyle gideriyordu Allah subhanehu ve teala? Kendinden önceki peygamberlerin kıssalarını ona anlatarak. وَلَقَدْ اِسْتُغْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ. Muhakkak ki senden önceki peygamberlerle dalga geçildi ey Muhammed. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ. Muhakkak ki senden önceki peygamberlerle peygamberler de yalanlandı ey Muhammed diyordu Allah subhanehu ve teala. Yine diyordu sana söylenilen senden önceki peygamberlere söylenenlerin ta kendisidir. Yani aralarında hiçbir şey yoktur. Aralarında hiçbir fark yoktur diyordu. Bu şekilde ve kıssaları anlattıktan sonra genelde Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle bir sahne çiziyordu. Peygamberler yalanlandılar. En son yani eziyet son noktaya geldiği zaman biz zalimleri فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ. Onları artık böyle çılgın bir ses aldı. Ayaklarının üzerine, dizlerinin üzerine çekmiş bir şekilde helak oldular. Müminlere gelince وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ فَاِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Yeryüzü Allah'ındır. İstediğini ona varis kılar. İstediğini ona hakim kılar. Muhakkak ki sonuç muttakiler içindir. Muhakkak ki sonuç iman edenler içindir diye Allah subhanehu ve teala Müslümanlara bunu gösteriyordu. Bunu anlatmaya çalışıyordu ki bu şekilde onların yüklerini ne yapıyordu? Yüklerini hafifletiyordu. Aynı şekilde mesela arkadaşlar şu bizim zamanımıza baktığımız zaman aynı şey yine devam ediyor. Çünkü Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de şirkle tevhidi anlattığı zaman bunların arasındaki mücadelede ne diyor Allah-u Teala? وَلَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ. Allah'ın sünnetini değiştirecek bir şey yoktur. Yani sürekli şirkle küfür arasında ne olacaktır? Şirkle küfür arasında mutlaka bir mücadele olacaktır. İlk yeryüzünde Allah'a isyanda Allah şeytanla Hazreti Adem'le Havva'yı yeryüzüne indirdiğinde ne diyordu? قُلْ نَهْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُ. Bazınız bazınıza düşman olarak aşağıya inin. Yani şeytan ve şeytanın dostları, Rahman ve Rahman'ın dostları her zaman birbirlerine karşı nedirler? İlk yeryüzüne inişten beri aralarında bir düşmanlık vardır. Öyle değil mi? Peki şimdi biz kendi aslımıza bu olayı indirgenip peygambere bu birinci adım meselesini indirgeyecek olursak bizim aslımızda bu nasıl dönüyor arkadaşlar? Neden Müslümanlara söylenen gerici, Müslümanlara söylenen yobaz, öyle değil mi? Veya işte kılıyuma, mesela sakallı olan insanlara veya çarşaflılara işte Allah'ın ona emrettiği tesettürü yerine getirip tam bir şey, tam en güzel şekilde yani en takvaya uygun olan şekilde kapanan kadına yürüyen çadır. Öyle değil mi? Mesela Araplarda yürüyen çadır diyorlar işte heyme, heyme meşye diyorlar. Yürüyen çadır diyorlar şeylere, kadınlara. Şimdi bunun yanında en çok dikkat çektikleri nokta arkadaşlar gericilik meselesi. Yani Müslümanların gerici olduğuna yönelik. İkinci nokta Müslümanların terörist olduğuna yönelik. Yani en çok mesela bugün işte küfrün konuşan dili gazeteler, televizyonlar, radyolara baktığımız zaman en çok dönen şey bunlar. İşte terörist diyorlar mesela. Ve maalesef bizim Müslümanlar Kur'an'ı metodu alıp da Allah'ın onlara cevap verdiği gibi cevap vermek yerine ne yapıyorlar? Yok İslam dini terör dini değildir. Yok İslam dini işte rahmet dinidir diyorlar. Oysa mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda en çok kullanılan örneği veriyorum. Mesela Arapça'da biliyorsunuz teröristin manası irhabi. İrhabi hangi kökten geliyor? Erhabe kökünden geliyor öyle değil mi? Korkutan manasına geliyor. Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor ayette? وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ. Onlara karşı elinizden geldiği kadar kuvvet hazırlayın ve savaş atlarını hazırlayın. Bineceğiniz savaş atlarını hazırlayın.
turhibuna bihi aduvallahi ve aduvekum. O savaş atlarıyla siz ve o hazırladığınız hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını ve kendi düşmanlarınızı korkutursunuz diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah Müslümanları ne diye isimlendiriyor? İrhabiler diye isimlendiriyor. Teröristler diye isimlendiriyor. Tabi onların kullandığı manada değil, Allah subhanahu wa ta'ala kullandığı manada. Yani kafirleri korkutan, kafirleri ürküten Müslümanlar olarak ne yapıyor? Bu şekilde Allah subhanahu wa ta'ala isimlendiriyor. Ve Müslümanlar bu aşamayı nasıl atlatırlar arkadaşlar? Yani bu değişmez. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ya, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَثِيرًا. Siz ehli kitaptan ve müşriklerden size eziyet veren sözler işiteceksiniz diyor Allah. Yani size lakap takacaklar, sizi kötü lafızlarla işte halkın arasında küçük düşürmeye çalışacaklar. Mesela harici, aşırı, tekfirci diyecekler, öyle değil mi? Nasıl atlatır insan bu aşamayı? Peygamberlerin kıssalarını düşünerek, mesela dikkat edin, peygamberlerin kıssaları Kur'an-ı Kerim'de defalarca tekrar ediliyor. Bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil. Birçok sürede peygamberlerin kıssaları tekrar ediliyor. Neden? Ve hepsi de Mekki sureler. Sebebi ne bunun arkadaşlar? Çünkü Mekke'de bu olay hep Müslümanların başına geldiğinden dolayı Allah sürekli onlara peygamberlerin hayatlarıyla, peygamberlerin kıssalarıyla anlatmaya çalışıyordu bunu. Onlar ne yapıyorlardı? Onlar bu kıssalardan ibretler çıkarıyorlardı. Ha, demek ki biz yalanlanacağız. Çünkü bizden önceki peygamberler de yalanlandı. Ama akıbet bizim olacak. Sonuç bizim olacak diyorlardı. Fakat biz maalesef bugünkü Müslümanlar, mesela birini anlattığı zaman bir Müslümanın Konfüçyüs'ten örnek verdiğini görürseniz şaşmayın. Tevhid mücadelesinde çekilen zorluğu anlatırken adam Buda'dan örnek veriyor. Adam Buda'yı anlatıyor. Buda'nın hayatını anlatıyor. Veyahut da işte adam okumanın faziletini anlatırken şeyi anlatıyor. Veya gezmenin, hikmeti öğrenmenin faziletini anlatırken adam size şeyi anlatır. Eflatun'u anlatır. Veya Aristo'yu anlatır yani. Böyle ilginç şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bundan dolayı da Müslümanlar bu badireyi bir türlü atlatamıyorlar. Yani kendilerine iftira edilmesi, kendilerinin küçük düşürülmeleri karşısında genelde geri adım atıyorlar. Yani bir türlü ilerleyemiyorlar. Neden? Çünkü kendilerine almış oldukları örnekler yanlış örnekler. Allah'ın bu soruna getirmiş olduğu çözüm neydi? Peygamberlerin kıssalarıyla onlardan örnek alaraktan ne yapmak? Onlardan örnek alaraktan bu sorunu çözmekti. Fakat maalesef ve maalesef bugün dediğim gibi biz Müslümanlar Buda'nın hayatıyla, Konfüçyüs'ün hayatıyla, işte böyle nerede bir zındık, nerede bir müşrik varsa bunların hayatını mücadelede örnek olarak getirmeye ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Tabi bu adım müşriklerin yanında arkadaşlar başarıya ulaşmadı. Yani ne yaptılarsa baktılar yok, insanlar yine İslam'a giriyorlar. Bunlar hiç yerlerinde durmuyorlar. Sürekli insanlara anlatıyorlar. Ve şimdi İslamiyet dini ne dinidir? Fıtrat dinidir. Allah'ın fıtratta yaratmış olduğu fıtrata uygundur. İnsanlar bu dini ne yapıyorlardı? İnsanlar bu dini kabul ediyorlardı. Bu defa müşrikler adım değiştirdiler. Kur'an'ın ve Resulullah'ın etrafında şüpheler getirmeye başladılar. Yani insanların kafalarını çelişkiye düşürmek için bazı şüpheler getirdiler. Mesela en basit, Kur'an'da en çok böyle dikkat çeken dediler ki bel iftira. Muhammed bu Kur'an'ı ne yapmıştır? Muhammed bu Kur'an'ı iftira olarak, yani kendi kafasından söylediği bir şeydir. Veya dediler ki ve kalu esatirul evvelin. Dediler ki bu kitap nedir? Öncekilerin söylemiş olduğu sözlerden ibarettir. Öncekilerin söylemiş olduklarından başka bir şey değildir. Yine aynı şekilde mesela Kur'an-ı Kerim hakkında konuşurken biz onu işittik, biz istesek biz de onun aynısını söyleriz diyorlardı. Bu şekilde ne yapıyorlardı? Yani bunlar ne yapmaya çalışıyorlardı arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'in değerini düşürmeye çalışıyordular. Yani Muhammed bu sözü söylediyse biz de bu sözü söyleriz. Bu sözü söylemekte ne var ki gibisine. O da Muhammed'in yanından iftiradır diye. Müslümanlar bu tür olaylara hiç karışmıyorlardı arkadaşlar. Hiçbir şekilde cevap vermiyorlardı. Cevabı veren kimdi? Allah subhanehu ve teala'ydı. Verdiği cevaba bakın, onlara diyor ki eğer bu em yekulûne iftirah, yoksa onlar bu Kur'an'a iftira mı diyorlar? قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدْعُوا مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. De ki bunun gibi 10 tane uydurma ayet söz getirin o zaman. 10 tane uydurma sure getirin bunun gibi. Ve Allah'ın dışında istediklerinizi de çağırın bunu yaparken. Eğer doğru sözlerden iseniz. Şimdi orada tıkanıp kalıyorlardı. Yani eğer bu söz iftiraysa Allah diyordu hadi buyurun siz de getirin. فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعَلَمُوا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ. Eğer size icabet edemezlerse, 10 tane sure getiremezlerse, bilin ki bu Kur'an Allah tarafından indirilmiştir diyordu Allah subhanahu teala. Başka bir ayette yine diyordu onlara, getirin bunun gibi bir sure, getiremedikleri zaman Allah onlarla dalga geçiyordu. بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِ. Yani onlar kuşatamadıkları şeyi inkar ettiler. Akıllarının almadığını, kafaları kıttır. Kafalarının almadığı şeyi, kuşatamadıkları şeyi ne yaptılar? İnkar ettiler diyordu Allah subhanahu teala.
Allah böyle deyince bu defa kendi söylemiş oldukları söz karşısında Allah onları ne yapıyordu? Susturuyordu. Hiçbir şey yapamıyorlardı. Kur'an'ın aynısını getiremiyorlardı. Getiremedikleri zaman da Allah dedi o zaman bilin ki yalancılardandırlar. Bilin ki Kur'an Allah'ın yanındadır. Bu şekilde şüphe gidiyordu. Bunu beceremeyince Kur'an-ı Kerim'in iftira olduğunu dediler Arap toplumunda şiir yaygındır. Muhammed'in anlatmış olduğu da nedir? Muhammed'in anlatmış olduğu da şiirdir dediler. Biz de aynı dediler bakın 12 de kafiyeli. Bizim şiirlerimiz de kafiyeli dediler. Allah subhanehu ve teala gökten şimşek gibi cevabı indirdiremez. Onlara derken dedi ki اَشْشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ ف۪ي كُلِّ وَادٍ يَه۪يمُونَ وَاَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ Şuara suresinde Allah hemen dedi ki şair olan insanlara ahmak insanlar tabi olurlar. Ve onlar insanları överken ve insanları yererken haddi çok çok aşarlar. Her türlü üslubu kullanırlar. Ve onlar söylemedikleri şeyleri yaparlar. Şimdi Muhammed söylediğini yapıyordu. Öyle değil mi? İnsanları ne çok fazla yeriyordu ne çok fazla övüyordu. Kendi önüne bir hedef koymuştu. O hedefe doğru ilerliyordu. Ve Muhammed'e tabi olan insanlar da ahmak insanlar değillerdi. Aleyhissalatü vesselam. Allah şiirlere 3 tane özellik saydı. Peygamberde 3 özellik de bulunmuyor. Onların kendi ikrarıyla peygamberde 3 özellik yok. Gene kendi sözlerini söylemiş oldukları sözle gerisin geriye ne yaptılar? Döndüler. Ve Allah onlara ahmak dedi. Ve şuarau yettebi'uhumul gavun. Hani onlar şairleri seviyorlardı, onları dinliyorlardı ya. Şairlere ahmak olan insanlar, gabi olan insanlar onlara tabi olur dedi Allah subhanehu ve teala. Onları ahmak konumuna ne yaptı? Ahmak konumuna koydu. Tabi bu şekilde baktılar bu da olmadı. Şimdi şüphe getirmek istiyorlar Müslümanların kafasını bulandırmak için. Biraz daha durdular bu defa peygamberin zatına saldırmaya başladılar. Dediler ki Muhammed dediler beşere niye insin ki şey? Beşere niye Kur'an-ı Kerim insin ki dediler. Mâ li hâzer rasûli ye'kulu ta'ame ve yemşi fil esvâk. Ne oluyor bu adama dediler yani. Bu adam yollarda, çarşılarda yürüyor ve bu adam yemek yiyor. Hani bunun melek olması lazım. Olağanüstü bir şey istiyorlar peygamberden. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de sürekli peygambere dedi ki onlara dedi ki kul innemâ ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi neyim? Onlar melek istedik ki Allah dedi ki ben de sizin gibi neyim? Ben de sizin gibi bir insanım. Ve Allah onlara o sırada İbrahim'in kıssasını anlattı. Hazreti İbrahim'in peygamber olduğunu kabul ediyorlardı. Öyle değil mi? Hazreti Peygamber İbrahim'e atamız diyorlardı. Onların atası onların cinsinden olması lazım, insan olması lazım. Niye İbrahim insan olmasına rağmen peygamber olabiliyor da niye Muhammed insan olmasına rağmen peygamber olmasın diye Allah subhanahu wa ta'ala bu şekilde yine onları ne yaptı? Bu şekilde gene onları susturdu. Ve onlara dedi ki bu tek sizin yaptığınız bir şey değil. Dedi ki bütün şeyler, bütün kafirler peygamberlerine dediler ki in entum illa beşerun mitluna. Siz de bizim gibi nesiniz? Siz de bizim gibi birer insansınız dediler. Ve Allah diyor peygamberler de onlara dedi ki قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَمُنَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Fakat Allah kullarından, biz de sizin gibi insanız, doğrudur. Fakat Allah kullarından istediğine ne yapar? İstediğine rahmetiyle iyilik yapar. Yani risaleti istediğine getirir, verir. Şimdi Allah onları Hazreti İbrahim kıssasıyla susturdu. Yani sizin atanız beşerdi ve peygamberdi. Muhammed de beşer ve Muhammed de ne? Muhammed de bir peygamber diye. Bu defa dediler tamam. Burayı anladık. Muhammed peygamber. Dediler niye Allah bu miskiniyetime şey indirdi? Allah niye bu miskiniyetime indirdi? Normalde liderler genelde veya melikler genelde toplumun en seçkin insanları olurlar. Bu ise toplumun içerisinde yetim, hiçbir şeyi olmayan bir adam. Niye buna indirdi dediler? Hatta dediler ki وَلَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ Bu Kur'an dediler iki tane büyük beldeden bir adamın üzerine inseydi. Yani ya Mekke'den ya da Taif'ten büyük şanı şerefi olan bir adamın üzerine inseydi dediler. Bu şekilde Müslümanların kafasını ne yapmaya çalıştılar? Bu şekilde Müslümanların kafasını bulandırmaya çalıştılar. Tabi Allah hemen arkasında onlara cevap verdi. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكِ Onlar mı senin Rabbinin rahmetini dağıtıyorlar dedi Allah subhanehu ve teala. Nübüvvet bir rahmettir. Öyle değil mi? Allah rahmetini istediğine verir. Allah şimdi onlara diyor. Yoksa siz mi benim rahmetimi dağıtıyorsunuz? Yani Taif'ten birine vereceğim, Mekke'den birine vereceğim. Ben Muhammed'i seçtim. Rahmetimle onu peygamber yaptım dedi. Ve bu şekilde ne yaptı? Bu şekilde Allah subhanahu wa ta'ala onları susturdu. Peygamberin ve Kur'an'ın etrafından ne getirdiyse bu ve benzeri şekilde Allah subhanahu wa ta'ala hepsini çürüttü bu şekilde. Hepsini çürüttü. Daha sonra bu defa ne yapmaya çalıştılar? Kur'an'ın içeriğine reddiye vermeye çalıştılar. Şimdi baktılar başa çıkamıyorlar Kur'an'la bir bütün olarak. Allah bu dönemde arkadaşlar sürekli Müslümanlara ahiret gününe imanı anlatıyordu.
Ahiret gününe iman nedir? Bunun bir sebebi de neydi? Hani Allah teselli veriyordu onlara. Yani sizle kafir olanların varacağınız yer bir değil. Siz altından ırmaklar akan cennetlere, onlar ise içerisinde vaveyli olan cehennemlere gidecekler diyordu Allah subhanehu ve teala. Bu şekilde hem onları teselli ediyordu, hem de teskiye ediyordu onları. Cennetle onları güzel amellere teşvik ediyordu. Cehennemle onları kötü amellerden ne yapıyordu? Kötü amellerden alıkoyuyordu Allah subhanehu ve teala. Cahiliyenin pisliklerinden bu şekilde temizliyordu. Dediler ki müşrikler, قَالُوا اَيْذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَاِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ Biz şimdi toprak olup da kemik olduktan sonra biz tekrardan diriltilecek miyiz? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a güldüler. Hatta bu manada bir sürü şiirleri var yani. Birbirlerine böyle dalga geçiyorlar. Yani duydunuz mu? Şeyin Abdullah'ın oğlu böyle diyor işte. Hani toprak olduktan sonra kemiklerimiz çürüdükten, ramim olduktan sonra tekrardan Allah subhanehu ve teala bizi diriltecekmiş. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde cevap veriyor bunlara arkadaşlar, biliyorsunuz. Ama böyle en güzel, böyle onları susturan iki tane cevap var. Birinde Allah Yasin suresinde onlara diyor ki وَذَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقًا. Yani bize kendisi misal veriyor. Hani Allah bizi topraktan mı yarattı, bir daha diriltecek mi diyor. Kendi yaratılışını da unutuyor. Yani seni kim yarattı? Allah yarattı. Şimdi onu kabul ediyorlardı. Onları Allah'ın yarattığını kabul ediyorlardı. Allah dedi, Allah sizi nereden yarattı? Allah sizi hiç yoktan yarattı. Sizi yoktan yaratan Allah sizi tekrardan kemik olduktan sonra diriltemez mi? Yani aslınız var en azından. Daha rahat sizi diriltti diyordu. Allah dalga geçiyordu. وَذَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيَ الْعِزَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Yani kimdir o şey yapacak? Kemikler çürüdükten sonra kemikleri diriltecek olan. قُلْ يُحْيَهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً. De ki kim onu birinci defa diriltmişse o tekrardan onu ne yapacaktır? Tekrardan onu diriltecektir diyordu. Yine Allah onlara suyun ve kıştan sonra toprağın tekrardan diriltilişinden onlara örnek veriyordu. Yerin ve göğün yaratılışını anlatıyordu Allah subhanahu teala. Sonra diyordu ki فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Biz gökten su indirdik ve bu suyla da yeryüzünden nebat bitirdik. Her türlü yiyecekten, meyveden çıkardık. Bu şekilde de tekrardan biz ölüleri ne yapacağız? Bu şekilde de tekrardan biz ölüleri dirilteceğiz diyor Allah subhanahu ve teala. وَيَا كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ وَيَا صَلَّهُ هُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. Nasıl başladıysa o Allah, onu aynı şekilde ne yapacaktır? Tekrardan döndürecektir. Tabi bu cevapları alınca arkadaşlar, müşrikler şok oluyorlardı. Şimdi onlar akılla, kendilerine göre akılla Peygamber aleyhissalatü vesselama bazı şüpheler getiriyorlardı. Allah subhanehu ve teala onların aklını da yaratan olduğundan dolayı o kıt akıllarıyla Allah'a kafa tutmaya çalıştıklarında Allah onları susturuyordu ve rezil olmuş bir şekilde. Onları ne yapıyordu? Rezil olmuş bir şekilde onları susturuyordu. Şimdi bu ikinci adımlarıydı müşriklerin arkadaşlar. Yani peygamberin ve peygamberin davetinin ve davetin esası olan kitabın etrafında bir takım şüpheler ne yapmak? Bir takım şüpheler ortaya atmak. Müşriklerin neydi? Müşriklerin ana yapmış olduğu işti. Şimdi bunu biraz böyle yakından inceleyecek olursak bu şüpheler meselesini. İlk başta şu var arkadaşlar. Bütün müşrikler peygamberlerine ne yapmışlardır? Bütün müşrikler peygamberlerine şüpheler getirmişlerdir. Bu peygamberlerin tarihinde hiç değişmez bir şey. Yani mesela şeyler Hazreti Salih'in kavmi ne diyordu? اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ. Yani biliyor musunuz? Salih Allah'tan gönderilmiş bir peygambermiş. Yani hani biz varken, biz bu aristokrat tabaka varken, biz yöneticiler varken Salih'miş işte peygamber olarak gönderildi. Hani onlara çok uzak geliyordu. Çünkü cahiliye toplumunda kendisine yetki verilecek insanın şerefli bir insan olması lazımdı. Bu değer yargılarıyla ne yapıyorlardı? İnsanları peygamberlerin davetinden döndürmeye çalışıyor. Veya Nuh'a diyorlardı ki sana tabi olan insanlar bu kavmin en rezil olan insanlarıdır. Yani hani senin davan hak olsaydı sana kimler tabi olacaktı? Senin davan hak olsaydı sana yönetici olanlar, en akıllılar sana tabi olacaklardı. Ama sana kim tabi oluyor? Toplumun en rezil olan insanları tabi oluyor. O zaman senin davetinde ne yoktur? O zaman senin davetinde hiçbir şey yoktur. Yine aynı şekilde lakap takmalar. Hazreti Nuh'a sapıksın dediler. Hazreti Hud'a seni bir sefihlik içerisinde, ahmaklık içerisinde görüyoruz dediler. Yine ama ahiri işte Şuayb'a tabi olanlar husran içerisindedirler dediler. Aynı şeyi ne yaptılar? Aynı şeyi yaptılar. Ama ilginç bir nokta var arkadaşlar. O dönemde ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde kafirlerin getirdiği şüphelere karşı neden Müslümanlar ayakta kaldılar? Neden gerisin geriye dönmediler? Neden şimdi biz Müslümanlar kafirlerin getirmiş olduğu şüphelere karşı bir türlü ayakta duramıyoruz?
Neden Müslümanlar bir şüphe geliyor mesela, gündeme bir soru işareti düşüyor İslam hakkında. Kölelik meselesi gündeme geliyor, birçok insan dinden çıkıyor. Öyle değil mi? Çok evlilik meselesi gündeme geliyor, birçok insan dinden çıkıyor. İşte kadının örtüsü meselesi geliyor, birçok insan çıkıyor, öyle şeyler söylüyor ki sırf ortamı kurtaracağım diye. Sebep ne arkadaşlar? Çünkü Müslümanlar Kur'an'ın menhecinin dışında hiçbir şey yapmadılar. Onlar kendileri Allah'a teslim oldular. Yani o gün bu onların çevresinde Yunan felsefesi vardı, Grek mantığı vardı, İran mitolojisi vardı, öyle değil mi? Fars edebiyatı vardı, Arap şiiri vardı. Bunlar hepsi neydi? Bak bunlar hepsi genelde şey yöntemleridirler. Tartışma yöntemleridirler. Felsefe, mantık, öyle değil mi? Edebiyat, şiir, ondan sonra efsane, hikaye vardı. Bunlar genelde tartışma yöntemleriydi. Ama hiçbir rivayette Müslümanların buna başvurduğunu göremezsiniz. Neden? Etrafındaydı bunlar hepsi Müslümanların. Çok da uzak değildi yani bunlar. Ama Müslümanlar Kur'an'la yetiniyorlardı. Tek ana kaynakları neydi bu konuda? Kur'an-ı Kerim'e bakıyorlardı. Allah subhanehu ve teala onlara nasıl cevap veriyor? Allah subhanehu ve teala şirk ehlini nasıl susturuyor? Bu şekilde şirk ehlini susturuyorlardı. Ve Kur'an'a olan o büyük güvenlerinden dolayı hiçbir zaman şüphelerin karşısında ne yapmadılar? Hiçbir zaman şüphelerin karşısında Müslümanlar durmadılar. Dönmediler. Fakat bugün bizim problemimiz ne arkadaşlar? Biz insanların bize getirmiş olduğu şüpheleri, şirk ehlinin getirdiği şüpheleri şirk ehlinin mantığıyla çözmeye çalışıyoruz. Yani Aristo'nun mantığıyla, öyle değil mi? Şirk ehlinin mantığıyla koymuş olduğu kurallarla şirk ehlinin getirmiş olduğu şüpheleri çözmeye çalışıyoruz ve ortada hiçbir fayda yok. Biz aynı şekilde Yunan putperestlerinin felsefesiyle putperestlerin getirmiş olduğu şüpheleri tekrardan ne yapmaya çalışıyoruz? Çözmeye çalışıyoruz ve ortada hiçbir fayda yok. Ne kendi elimizdekileri kurtarabiliyoruz ne de giden insanları kurtarabiliyoruz. Öyle değil mi? İşte aradaki fark ne arkadaşlar? Aradaki tek fark var. O kavim hayatlarında, yaşadıklarında, şüphelere verdikleri cevapta, ilim metotlarında tek kaynakları Kur'an-ı Kerim'di. Fakat şimdiki Müslümanlar ne yaptılar? Özellikle bu Yunan kitaplarının, kelam kitaplarının Arapça tercüme edildikten sonra Kur'an ve sünnet mantığını bırakıp sanki yetmiyormuş gibi şirk ehlinin mantığıyla şirke cevap vermeye çalışınca birçoğu kendisi sapıttılar. Ne söyledikleri belli olmadı. Akide kitabı diye yazdıkları kitaplar, İşi felsefe, işte ondan sonra mitoloji, ondan sonra mantık, böyle karman karışık şeylerle doldu. İnsanlar ama akideyi de anlamadılar. Yani Allah subhanehu ve teala anlatmış olduğu akide nedir? Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman ahiret gününe imandan bahseder. Neden ahiret gününe iman ediyoruz? Bundan bahseder. Peygamber'e tabi olmaktan bahseder. Allah'ın vasıflarından bahseder. Şirkten, imandan ve küfürden bahseder. Öyle değil mi? Bu kitapları açtığınız zaman şimdi şöyle bir baktığınız zaman akide diye, yani bizi sağlamlaştıracak sözde, hani akide temeldir. Temel alacağımız kitaplar, Rabbim ne cevherdir, ne arazdır, ne alttadır, ne üsttedir, ne yukarıda. Yani hiç Kur'an-ı Kerim'le alakası olmayan şeyler. Veyahut da açarsınız işte içini, yok işte aklın kısımları, aklın işte bilgiyi anlama metotları, hep felsefenin konularıyla aynı konular. Öyle değil mi? İşte bu şekilde akide adı altında bambaşka şeyler felsefe önümüze konulunca, bize de sağlam bir temel olmayınca İslam ümmeti olarak ne yaptık? Müşriklerin bizim karşımızda getirmiş oldukları şüphelere karşı ayakta duramadık ve birçoğumuz döküldük. Bakın mesela İmam Şafii'lerin dönemine, İmam Ahmet'lerin dönemine, İmam Ebu Hanife'lerin dönemine, o dönemde zındıklar ilk defa çıktılar. Öyle değil mi? Felsefeciler ilk defa çıktılar. Bunlara karşı bu imamlar çok güzel cevaplar verdi. Bu imamlar mantık mı okumuştu? Bu imamlar kelam mı okumuştu? Bu imamlar felsefe mi okumuştu? Okumamışlardı. Neyi biliyorlardı bu insanlar? Bu insanların bildiği şey Kur'an ve sünnetti. Çünkü din alanında konuşulacaksa din Allah'ın diniydi. Zaten dinini indiren Allah dinini korumuş ve ona karşı düşman olan herkese de ne yapmıştı? Ona karşı düşman olan herkese de yeterli cevabı vermişti zaten Allah subhanehu ve teala. O kavim bununla yetindiler ve ayakta durdular. Hiçbir şüphenin karşısında bir Müslümanın döndüğünü rivayet getiremezsiniz yani. Peygamber'e gelip bak müşrikler böyle diyorlar. Ne olacak şimdi, senin söylediğin boşa gitti gibisine böyle bir şey dediklerini göremezsiniz yani Müslümanlar. Neden? Bekliyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki Allah onları böyle başıboş bırakmayacak. Allah subhanahu aleyhi ve sellem cevabını indiriyordu zaten. Müşrikleri bu şekilde ne yapıyordu? Müşrikleri bu şekilde susturuyordu. Yine bu ikinci adımda arkadaşlar böyle çok dikkat çekici bir şey var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zatında şüpheler uyandırmaya çalıştılar. Yani yönetici olan insanın, başta gelen insanın şahsında şüphe oluşturmaya çalıştılar. Neden dolayı? Çünkü hani bir Yahudi zihniyeti vardı, yılanın başını ezmek gerekir diye. Çünkü bu müşriklerde şöyle bir zihniyet vardı. Zaten Muhammed eğer karalanırsa aleyhissalatü vesselam, onun toplum içindeki yeri, mekanı düşerse
Zaten insanlar onun etrafından ne yapacaklardır? İnsanlar onun etrafından dağılacaklardır. Ve bakın söylemiş oldukları şeylere Muhammed'e bu kitap birileri tarafından yazdırılıyor. Yani Muhammed birileri tarafından kullanılıyor manasında, öyle değil mi? Bu kitap ona gece ve gündüz yazdırılıyor. Veya işte bu nedir? Bu bir sihirdir diyorlardı. Sihir genelde kimin işiydi? Cinlerle, şeytanlarla alakası olan insanların işiydi, öyle değil mi? Hani bunu sanki şeytanlardan alıyor. Birileri onu ne yapıyor? Kullanıyor. Eğer bir yerde Müslümanlar sisteme kafa tutmuşlarsa, sistemin yıkılması için uğraşıyorlarsa ve sistem bunu anlamışsa, ne yapar eder? Mutlaka bu insanların kendi tarafından kullanıldığını veya başkaları tarafından ne olduğunu kullanıldığını söyler. Bu da ne olmuş olur? Davanın insanların gözündeki güvenli yerle bir eder. Yani demek ki bu insanlar kendi başlarına olan insanlar değiller. Bu insanlar dıştan güdümlü insanlar. Başkaları bunları güdüyorlar diye ne yapıyorlar insanlar? Bu şekilde davetten uzak kalıyorlar. Tabii biz bunları duyduğumuz zaman şaşırmıyoruz. Diyoruz ki اَتَوَاسَوْ بِهْ بَلْهُمْ قَوْمٌ تَعُونَ. Hani Allah müşriklere diyor ya, yoksa onlar birbirlerine vasiyet mi ediyorlar bu sözleri? Yani her peygamber geldiğinde aynı şeyleri söylüyorlar. Her kavim peygamberine aynı şeyi söylüyor. Biz de aynısını söylüyoruz. Bütün müşrikler kendilerine gelen uyarıcılara, Allah'ın dinini onlara anlatana karşı ne yaptılar? Aynı şeyleri söylediler. İkinci nokta arkadaşlar, şüpheler noktasında dikkatinizi yani çekmesi gereken ikinci nokta ne? Müşrikler Peygamber aleyhissalatü vesselamdan olağanüstü bir varlık istediler. Yani peygamberimizin beşer vasfını ne yapmadılar? Beşer vasfını kabul etmediler. Ve bunu bütün kafirler peygamberlerine yaptılar. İn entum illa beşerun mitluna. Siz de bizim gibi nesiniz? Siz de bizim gibi insansınız dediler. Peygamber'e diyorlardı ki وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. Neden Rabbinden ona ayetler inmiyor? Yani hani böyle mucizeler, sürekli mucizeler inmiyor. Eğer Rabbi onu gönderdiyse diye. Bu maalesef arkadaşlar tevhidi bozup şirke sapan insanların genel problemidir. Yani bir insan geldiği zaman uyarıcı davetçi, mutlaka onda olağanüstü haller ararlar. Yani ya suyun üstünde yürüyecek, ya minareyi yamultacak, ya ondan sonra şey yapacak, kaybolan bir eşyayı bulacak, ya birine üfleyecek, iyileştirecek, ya birine nutka yapacak, çocuğu olacak. Başka türlü adamın söylediğini kabul etmiyorlar. Bu cahiliye toplumunun genel bir özelliğidir. Yani davetçi olarak gelen veyahut da insanlara hakkı anlatan insanların beşer vasfını ortadan çıkarıp ne yapmak? Beşer vasfını ortadan çıkarıp insanları böyle şey, olağanüstü bir şey görmek. Ve mesela bugün bir takım insanlara bakın, peygamberi anlatırken şey derler. Ya peygamber kim, biz kim? Ya işte efendim sahabe kim, biz kim? Ya işte tabi'in kim, biz kim? Derler. Neden? Bunların beşer vasfını öldürmeye çalışırlar. Bunların insan olduğunu öldürmeye çalışırlar. Bu şekilde kendi yapmış olduklarını meşrulaştırmaya çalışırlar. Yani kendi rahatlıklarını, İslam için çalışmamalarını, yan gelip yan yatmalarını meşrulaştırırlar. Oysa Allah Kur'an-ı Kerim'de peygambere sürekli ne diyordu? Kul innema ene beşerun mitlukum. De ki ben de sizin gibi bir insanım. Öyle değil mi? Ben Rabbimden bana gelen vahye tabi oluyorum sadece. Ben de sizin gibi neyim? Ben de sizin gibi bir insanım. Ve Allah subhanehu ve teala ne yapıyordu? Allah subhanehu ve teala sahabenin de sürekli sahabe ve Resulün beşer olduğuna dikkat çekiyordu. Bu ne demektir arkadaşlar? Sonradan gelen insanlar da beşer olduklarından dolayı, insan olduklarından dolayı kendilerine örnek alabilsinler. Çünkü olağanüstü haller gösteren insanlar olağanüstü halde olmayan insanlar için örnek teşkil edemezler. Öyle değil mi? Yani mümkün değil böyle bir dersin. O havada uçuyordu, onun kerameti vardı. Biz kim, o kim dersin. Ama beşer oldu mu, ben de beşerim, o da beşerdir dersin. Ve ona ne yapmaya çalışırsın? Ona tabi olmaya çalışırsın. Bu demek değildir ki biz onlarla fazilette aynıyız. Mümkün değil böyle bir şey. Muhakkak ki onlar bizden çok 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 yani düşünülemeyecek kadar daha faziletlidirler. Fakat onlar da bizim gibi nedirler? İnsandırlar. Peygamberimiz ne diyordu? اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَنْ سَاكَمَا تَنْسَوُونَ. Ben de sizin gibi bir insanım, öyle değil mi? Ben de sizin gibi unuttuğunuz gibi ben de ne yapıyorum? Ben de sizin gibi unutuyorum diyordu. Peygamber hani bazıları zannediyordu ki her şeyi peygamberin böyle olağanüstü. Peygamber dedi اِنَّمَا اَنَا اَخْذِي بِنَحْوِمَا اَسْمَعْ. Yani sizden ne işitiyorsamsa ona göre ben de hüküm koyuyorum diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve olağanüstü bir hal peygamberde yoktu. Sen nasıl hastalanıyorsansa Peygamber aleyhissalatü vesselam da o şekilde hastalanıyordu. Hatta iki katı hastalanıyordu, öyle değil mi? اَنَا اُعَكُوا كَمَا يُعَكُ مِنْكُمْ الرَّجُلَانِ. Sizden iki kişinin humak hastalığını geçirdiği gibi ben de diyordu şey Türkçesi sizden iki kişinin sıtma hastalığını geçirdiği gibi ben de sıtma hastalığı geçiriyorum diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Veya mesela peygamberin şeyini düşün, ölüm hastalığını düşünün mesela. Öyle değil mi? İnnelil mevti le sekarat, innelil mevti le sekarat. Ölüm için sekarat vardır diyordu peygamber.
Hazreti Ayşe diyor bayılıyor ayılıyor. Bayılıyor ayılıyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şuurunu dahi kaybetmişti Peygamber. Öyle değil mi? Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Peygamberin de bizim gibi her alanda bir insan olduğunu. Öyle değil mi? O da sıkılıyordu. Mesela Allah demiyor mu ona? Sen artık onların söylediği sözlerden senin kalbin daralıyor ey Muhammed diyordu. Burada hep Allah ne yapıyordu? Onun da beşer olduğunu ve bizim için örnek olabileceğini Allah subhanahu wa ta'ala bize ne yapıyor? Bize gösteriyor. Ama bugün maalesef genellikle Budistlikten etkilenmiş, Hristiyanlıktan etkilenmiş, rahiplerin hayatından etkilenmiş insanlar İslam adına yepyeni bir felsefe ortaya atınca öyle değil mi? Genelde bu tür insanların çok yüksekte olduklarını ve bunlara ulaşmak için de ne yapmak gerektiğini işte böyle odalara, mağaralara kapanıp veya kiliselere kapanıp öyle değil mi? Oralardan nefsi tezkiye etmek gerektiğini adamlar iddia etmişlerdir. Oysa böyle değildir. Bu insanlar insandı, toplumun içinde yaşıyorlardı. Topluma gönderilmiş nelerdi? Davetçilerdi. Yoksa dağlara, mağaralara, tekkelerin taşlarına bunlar davetçi olarak gönderilmemişlerdi. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir noktayı daha anlattık bunların ikinci adımında. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in içerisinde olan neyle uğraşıyorlardı? Kıyamet günü anlayışıyla uğraşıyorlardı. Öyle değil mi? Neden? Çünkü o gün Allah'ın indirdiği ayetlerde en çok dikkat çeken en çok dikkat çeken meselelerden biri de ahiret gününe iman meselesiydi. Peki neden Allah subhanahu ve teala ahiret gününe imanı bu kadar işliyordu ki müşriklerin dahi dikkatini çekmişti? Yani normalde müşrikler Kur'an'a o kadar kulak vermiyorlardı. Öyle değil mi? Çünkü arkadaşlar yeni toplum oluşturulurken bu toplumun akidesini aldığı zaman aynı şekilde Allah'ın emirlerini yerine getirip Allah'ın nehyettiklerinden kaçınabilmesi için bu toplumda mutlaka bir ahiret inancının olması lazımdır. Bir toplum tevhidi anlattığı zaman, müşriklerle arasında mücadele başladığı zaman bu toplum mutlaka dünyada gördüğü eziyetlere teselli olarak öyle bir zaman gelecek ki Allah hepimizi diriltecek ve biz nimetler içerisinde bunlar ise azap içerisine gidecekler diye mutlaka ne olması lazımdır? Mutlaka bir teselli olması lazımdır. Ve bugün maalesef davetçilerin hepimizin biz de dahil olmak üzere en çok ihlal ettikleri meselelerden biri, üzerine dikkat çekmedikleri meselelerden biri de ne? Ahiret gününe iman meselesi. Allah o toplumu yani gecelerin abidleri, gündüzlerin silahlıları yapabildiyse Peygamber aleyhissalatü vesselam ahiret bilincini onlara yerleştirdiğinden dolayı. Yani o toplumda yalan söylemek insanın helak olması demektiyse bizde ise çok normal şaka yaparken yalan, çocukla konuşurken yalan. Eğer böyle bir şey varsa bu bizim ahirete olan yalanın cezasını tam anlamadığımızdan dolayı böyle bir şey yapıyoruz. Biz aynı anda 10 tane 15 tane büyük günahı bir anda işleyip öyle değil mi? Günde sadece 5 defa Allah'a taat olarak namaz kılabiliyorsa ahiret gününü anlamadığımızdan kaynaklanıyor bu öyle değil mi? Yani mesela şimdi bu toplumu düşünün. Adam diyor ki velev ki mürciyelerin akidesiyle olayı ele alın. Yani mürciyelerin yanında bir adam Allah'a inanmışsa ahirete, peygamberlere, meleklere ağzıyla inanıyorum demişse Müslümandır. Öyle değil mi? Şimdi ahiret gününe iman arkadaşlar. Adamın biri diyor ki ben ahiret gününe iman ediyorum. Öyle mi? Ömründe anına secdeye gitmemiş. Ömründe oruç tutmamış. Allah'ın haram kıldığı ne kadar gizli ve açık fiil varsa hepsini adam işliyor. Ve bu adam diyor ki ben ahiret gününe iman ediyorum. Şimdi bunun ahirete imanı ne gibidir? Bu akşama kadar ağzıyla ahirete iman ettiğini söylesin. Yani ben burada bir ateş yapıyorum çakmakla. Diyorum ki ben bu ateşin yakıcı olduğuna iman ediyorum. Sonra elimi sokuyorum bu ateşin içerisine. Böyle bekliyorum. Şurada da buzdolabı var yanında. Öyle mi? Bu buzdolabına da iman ediyorum diyorum. Şöyle çeksem elimi buzdolabına sokacağım. Cennete sokacağım. Elimi kurtaracağım. Ve ben bunu yapmıyorum. Bu neyi gösterir arkadaşlar? Bu insanların ahiret gününe iman etmediğini gösterir. Çünkü Allah sözle iman meselesini kabul etmediğini biliyorsunuz. Yani müşrikler de mesela Allah'a iman ediyorlardı. Ama Allah diyordu ki bana iman bu değil. Bana iman benim emirlerime uymakla olur. Öyle değil mi? Yani amelle bana iman etmiş olursunuz diyordu. O da peygamberime tabi olmaktır. Bu şekilde kabul ederim diyordu sizin imanınızı. Aynı şekilde bu insanların ahiret inancı da şu anda müşriklerin Allah inancına benziyor. Yani sadece sözde bir iman var. Fakat şöyle adamın bir seyrine baktığın zaman, adamın gidişatına baktığın zaman ömrünün hiçbir aşamasında ahiret gününe imanın bir etkisini görmezsin yani. Tekrardan diriltilecekmiş, sorguya çekilecekmiş, azap görecekmiş. Kimsenin böyle bir kaygısı yok. Bu İslam'daki ahiret gününe iman değildir. İslam'daki ahiret gününe iman nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ilk toplumu yetiştirirken onlara anlatmış olduğu şekilde ahiret gününe imandır. Yani insanı iyiliklere teşvik eden, insanı kötülüklerden alıkoyan, insanın kalbine Allah korkusunu yerleştiren
insanın kalbine aynı zamanda Allah'ın yanındakini rica, yani cenneti talep duygusunu yerleştiren nedir? Cenneti talep duygusunu yerleştiren bir düşünce biçimidir. Ahiret gününe iman. Yoksa kuru kuru ben ahirete iman ediyorum demek değildir. Ve maalesef tekrar söylüyorum, dikkat ediyorsanız Kur'an'da en dikkat çeken meseledir. Fakat bugün Müslümanların ve hepimizin en çok hiç önemsemediği veya dikkat çekmediği meselelerdendir. Oysa bu sürekli insanlara anlatılsa, insanların kalbinin bir köşesinde Allah korkusu, öbür köşesinde de ne olacaktır? Cennetin isteği olacaktır. Bu şekilde ne olur? Mu'tedil bir Müslüman. Yani hem Allah'tan korkan hem Allah'ın yanındakini isteyen tam ehl-i sünnetin öngördüğü mümin tipi ne olacaktır? Mümin tipi ortaya çıkacaktır. Son olarak arkadaşlar, müşriklerin bu adımı da başarıya ulaşmadı. Yani çünkü kendileri söylüyorlardı, Allah subhanahu ve teala onları rezil ediyordu. Söylüyorlardı, Allah cevap veriyordu, susuyorlardı. Aynı ayetler iniyordu. Ne yaptılar? Dediler ki bu Kur'an bizim içimizden en akıllı olan, yani böyle hani şüphe üretebilen beyinleri bile susturuyor. O zaman gelin biz insanları bu Kur'an-ı Kerim'den ne yapalım? O zaman gelin dediler, biz insanları bu Kur'an-ı Kerim'den alıkoyalım dediler. Ve ne diyor Allah subhanahu ve teala? وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Bu Kur'an'ı dinlemeyin kafirler dediler ve onu iptal edin, öyle değil mi? Umulur ki siz başarıya ne yaparsınız? Umulur ki siz başarıya ulaşırsınız dediler. Ve ne yaptı ilk başta? Nadir İbni Haris denilen adam gitti Farsların, Rumların, ondan sonra İskender'in hikayelerini öğrendi, Mekke'ye geldi. Peygamberimiz bir toplumda konuşma yaptığı zaman peygamberin arkasından gidiyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyordu ki işte bak o size hikaye anlatıyor, hani o peygamberlerin kıssasını anlatıyordu ya, benim de hikayelerim var diyordu. Başlıyordu anlatmaya Rum krallarını, melikleri, başlıyordu ne yapmaya? Başlıyordu bunları anlatmaya ta ki ne yapsınlar? Bunlarla insanları alıkoysunlar. Ve Allah bunlara şöyle bir ayet indirdi. Ve minen nâsi, tabi bir tefsire göre, yani bir tefsircilerin bir görüşüne göre, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. İnsanlardan bazıları boş sözü satın alırlar ki onunla Allah'ın yolundan insanları ne yapsınlar? Saptırmak için böyle bir şey yaparlar diye. Aynı şey arkadaşlar, yani bu müşriklerin üçüncü adımı, insanları peygamberin davetinden çevirmek için Kur'an-ı Kerim'den insanları alıkoymak. Yani bu hem dışarıdan bizim aslımızda gerçekleşiyor hem de içeriden gerçekleşiyor. Ama dışarıdan televizyonlarla, öyle değil mi? Kurmuş oldukları eğitim sistemleriyle insanları ne yapıyorlar? İnsanları Kur'an'dan ve peygamber, yani İslam'dan alıkoymaya çalışıyorlar. Ama mesela televizyonu düşünün. Yani bugün bana mesela örnek olarak, hepiniz kendi çevrenizi biliyorsunuz. Türkiye'de mesela bizim kendi yaşadığımız beldede bana Allah için söyleyin, herkes Müslümanım demesine rağmen kaç tane ailenin hayat biçimini İslam belirliyor, kaç tane ailenin hayat biçimini televizyon belirliyor? Tekrar soruyorum. Kaç tane ailenin hayatını İslam belirliyor? Yani İslam'a göre çocukları yetişiyor, İslam'a göre yaşıyorlar. Kaç Kur'an'a göre, Kur'an'ın talimlerine göre çocuklar yetişiyorlar, sahabe çocukları gibi. Kaç tane ailenin çocukları da televizyona, çizgi filmlere, pembe dizilere göre yetişiyorlar? Kaç tane çocuğun hayalleri, Kur'an-ı Kerim'de olan hayaller, yani yeryüzüne hakim olmak, istidaftan kurtulmak, müstekbirleri yeryüzünden silmek, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim etmek, tüm insanlığı Allah'a kul etmek. Kaç tane çocuğun böyle Türkiye'de hayali var? Bir de bana kaç tane çocuğun işte bir tane sevgilim olacak, bir tane arabam olacak, işte babam fabrikatör olacak, işte bana şu kadar harçlık verecek, işte ondan sonra şöyle yapacağım, böyle yapacağım, 18 yaşına geldim anamdan babamdan kurtulacağım, istediğim gibi yaşayacağım, bir kurtulaydım da şöyle ben de kendime ait bir evim olsaydı. Kaç tane çocuğun hayali bu doğrultuda? Baktığınız zaman neyi göreceksiniz arkadaşlar? O günkü müşrikler peygamberin sahabesini ve o aileleri alıkoyamadılar Kur'an'dan bu tür adımlarla, işte hikayelerle, ondan sonra önceki kavimlerin hikayelerini anlatmakla, Kur'an-ı Kerim'e alkış çalmakla. Ama bugünküler maalesef ve maalesef, zaten biz Kur'an'ı hiç anlamamıştık, onlar da önümüze ona alternatif olarak bir şey koydukları zaman ne oldu? Hemen döndük gittik. Marx'a soruyorlar arkadaşlar. Diyorlar peki Allah inancının alternatifi nedir? Tiyatrodur diyor. Tabii o günün tiyatrosu bugünün sineması. Onun döneminde sinema yoktu. Allah inancının alternatifi nedir? Tiyatrodur diyor yani. Onlara tiyatroyu, romanı onların içinde yayın diyor. Allah inancı diye hiçbir şey onların içerisinde kalmaz. Tabii Marx'ın kastettiği Allah inancı, bizim anladığımız Marx da Allah'a inanıyor yoksa yani. Kendisini mesela, onu eleştiren insanlar genelde onun sözlerinden çıkardıkları, o da bir Allah'ın varlığına inanıyor. Ama onu kastettiği yani İslami manada, yani Allah'ın öngörmüş olduğu, Allah'ın istemiş olduğu Allah inancı olmasın neyle olur? Tiyatroyla olur diye ne yapıyor? Söylüyorlar.
Ama bu dışarıdan olan, yani bizim dışarıdan içimize gönderilen gazete, işte televizyon ve benzeri şeylerle Allah'ın kitabından bizi ne yapmaları, alıkoymaları. Hatta arkadaşlar öyle bir boyuta geldi ki bunlar, önceki Müslümanlar bu müşriklerden bu şüpheleri nerede duyuyorlardı? Yolda karşılaştılar mı duyuyorlardı? Biz gittik bu müşrikleri getirdik, evimizin baş köşesine koyduk. Çocuklarımızı da kendi elimizle getirdik, bunların önüne oturttuk. Dedik alın size, bunlar Ebu Cehil, bunlardan şüpheleri dinleyin dedik yani çocuklarımıza. Bu şekilde kendi çocuklarımızı ne yaptık? Bu şekilde kendi çocuklarımızı biz helaka gönderdik. Aynı şekilde dışarıdan kurulan eğitim sistemleri. Yani mesela düşünün çocuğumuzun halini. Çocuğumuz sabah kalkıyor gidiyor. Kemalist sistemin işte ona vermiş olduğu düşünce. Daha çocuk la ilahe illallah ne mana. Yani bunu sürekli tekrarlıyoruz ama arkadaşlar. Gerçekten çok elim, çok acı bir şey. Benim oğlum Müslüman. Benim oğlum la ilahe illallah'ın manasını bilmiyor ama benim oğlum demokrasinin, laikliğin, inkılapın, milliyetçiliğin ne olduğunu benim oğlum kendi adını bildiği gibi biliyor. İşte bu neyi gösteriyor bize? Eğitim sistemleriyle bizi Kur'an'dan ne kadar alıkoyduklarını gösteriyor. Bizi, yani Kur'an'dan kastımız o günkü müşriklerin insanları İslam'dan alıkoymak için getirmiş olduğu şeyler vardı. Bugün şirk modernleşti. Yani artık gidip Rumların hikayesini bize anlatmıyorlar. Onun yerine bizi alıkoyacak başka şeyler ne yapıyorlar? Boş söz diyor ya Allah, boş söz. Onun yerine bizim önümüze boş söz koymuşlar. Velev ki diyelim çocuğunuz çok iyi. Çocuğunuz işte İslami bir terbiye de alıyor mesela eğitim sisteminin yanında. Ama ne yapıyor sistem? Sistem ona öyle bir düşünce yapısı veriyor ki çocuk velev ki İslami bir eğitim de alsa Kur'an'ı ve sünneti sistemin ona vermiş olduğu düşünce mantığıyla, düşünceyle, mantıkla anlamaya çalışıyor. Zaten Allah'ın kitabını eğitim sistemiyle anlamaya çalışırsan ortaya da böyle bizim gibi bir nesil çıkıyor işte. Yani ne yaptığı belli olmayan, ağızda Müslümanız deyip hayatında bunun hiçbir göstergesi olmayan insanlar ne oluyor? İnsanlar ortaya çıkıyor. Ve bir de arkadaşlar bunun yanında maalesef ve maalesef en büyük bela Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de onlardan sakının, asıl düşman onlardır dediği münafıklar içeriden gençleri Kur'an'a alıkoyacak şeyler üretmeye başladılar. Adam bir kitap yazıyor. Kitabın başında şöyle bir mukaddime yazıyor. Rüyamda peygamberi gördüm. Bana bu kitabı ver dedi, al bununla insanları uyar. Bu kitap 6 milyon 5 milyon insanın hayatının menheci oluyor. Kur'an-ı Kerim'e ömründe bir defa bakmayan insan topluluğu çıkıyor ortaya. Veya başka bir tanesi çıkıyor piyasaya. Rüyamda gördüm diyor, Ebu Hanife benim cemaatindekileri cennete sokuyordu. Mimar Sinan benim okullarımın projesini çiziyordu. Ondan sonra falankes bana bilmem ne kitabını yazdırdı. Filankes bilmem cemaatten çıkanları cennet listesinden siliyordu diyor. O da ortaya bir kitap serisi koyuyor böyle. Al diyor, bu da bir kitap serisi. Bunlar insanları ne yapıyorlar? Bunlar insanları Kur'an-ı Kerim'den alıkoymuş oluyorlar. Veyahut da adamın biri işte yazıyor. Şarani Tabakat yazıyor bir tane. Orada zikrediyor falan diyor büyük evliya. İşte yediği şöyleydi, havada uçardı, denizde giderdi. Ondan sonra işte 400 tane kadınla evlenmişti. İşte hiçbirine yaklaşmamıştı. İşte 8 ay boyunca hiç yemek yemediği olurdu falan. Neydi peki yani bu adamın derdi neydi? Bu adam işte şeydeyken bir gün mağarada otururken gökten kendisine bir kitap indi. Yani böyle yukarıdan aşağı doğru bir kitap indi. Kitabı açtı baktı ki işte Kur'an'ın anlaşılması için daha kolay şeyler. Çıktı bunu insanlara anlattı mesela. Bu kitap ne oluyor maalesef? Yani insan normalde düşününce çok ahmakça geliyor. Bu insanların aklı yok mu diyor. Ama bakıyorsunuz öyle 5-6 milyonluk cemaatleri Kur'an'dan alıkoyup ne yapabiliyor? Kur'an'dan alıkoyup yeni bir menheç önlerine koyuyor. Hayat nizamları artık bu kitap oluyor yani. Mesela adam ne diyor kitabın başına? Bana yazdırıldı. Bitiyor mesele. Bana yazdırdı. Her bana yazdırıldı diyen adama 2 milyon insan peşin tabi oluyor zaten. Ve kitap hayatlarının menheci oluyor. Kur'an ve sünnet ne oluyor artık? Kur'an ve sünnet öbür tarafa itiliyor. Bu vaktimizi de doldurduk zaten. Kısaca müşriklerin Peygamber aleyhissalatü vesselama yapmış oldukları ne? Peygamber aleyhissalatü vesselama uygulamış oldukları 3 adım. Peygamberin davetinden insanları alıkoymak için. Açık davet başladıktan sonra. Tabi bunlar başarıya ulaşmayınca başka bir yol daha deneyecekler. İnşallah anlatacağız bir dahaki hafta. O da başarıya ulaşmayınca bu defa ne yapacaklar? Peygamber'e ve sahabesine elim işkenceler yapmaya başlayacaklar. İnşallah onları da Allah kısmet ederse bir dahaki dersimizde anlatırız. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.